أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الذي يجر ثوبه الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. Allah kıyamet günü elbisesini çalım satarak çekiştirip duran, hava atmak derdiyle elbisesiyle oynayıp gösteriş yapan kimsenin yüzüne bakmaz. Allah'ın kıyamet günü kendilerine iltifat etmeyeceği, rahmet nazarıyla bakmayacağı, onları affetmeyeceği kimi özel suçlular vardır. Kur'an'da tanıtılan, sünnetle beyan edilen. Onlardan biri de işte şu önümüzde hadisle beyan edilen durumdur. Siz Kur'an-ı Kerim'i baştan sona bir de bu anlamda okuyun lütfen. Yani acaba üzerimde taşıdığım kimi özelliklerden dolayı Allah korusun ama Allah bana yarın nazar etmez mi? Rahmet nazarıyla bakmaz mı? Beni affettiği zümreden saymaz mı endişesiyle? İşkillenmek değil derdim. Tereddüde sevk etmek, insanın ruh ve beden dengesini alt üst etmek, imanına vesvese katmak için söylemiyorum. Ama hani bir ihtimal var ya, insanız ya, gaflet ettiğimiz bir bölüm var ya, olabilir ya, İşte bu anlamda Kur'an'ı baştan sona bir kere daha okuyalım. Çünkü, evet, bir Müslüman, Müslüman olarak Allah'ın istemediği bir durumda olmayı kesinlikle kabul etmez, istemez. Ama ya gaflet etmişse, yani bir insan şöyle diyebilir mi, bir Müslüman şöyle düşünebilir mi? Benim hiçbir hal ve ahvalim Allah'ın istemediği durumda değildir. Allah beni mecburen kabul edecektir çıkar onun sonucunda. Müslüman böyle düşünebilir mi? Kesinlikle hayır. Yani insan olarak yanılgılarımız ve yanlışlarımız olabilecektir. İşte bunlardan birinin uyarısını alıyoruz bu hadisi şerifte. İnnellezî yecurru thevbehul huyelâ. Hani şu elbisesini çalım satarak çekiştirip duran, hava atmak derdiyle elbisesiyle oynayan, gösteriş yapan, elbisesiyle insanlara hava atmaya çalışan insanlar var ya, işte bu insanlar konusunda Cenab-ı Peygamber Allahu Teala'dan şöyle haber veriyor. Cenab-ı Peygamber Allahu Teala adına şöyle haber veriyor. La yanzurullahu ileyhi yevmel kıyame. Kıyamet gününde Cenab-ı Hak onlara bakmayacak, iltifat etmeyecek, rahmet nazarıyla bakmayacaktır. Üzerinize bir elbise giydiniz. Sıcaktı, nemli bir yaz günüydü. Sağınızı solunuzu tekrar tekrar çekip çekiştirip durdunuz. Acaba bunlardan oldunuz mu? Öyle değil. Ama üzerinize bir elbise giydiniz. Oysa o güne kadar namaz kılardınız. Diz yapmasın diye bulunduğunuz ortam o elbisenizle namaza müsait değildir, toz topraktır diye o gün o elbiseyle öğlen ve ikindi namazlarını kılmadınız. Ya da üzerinize bir elbise giydiniz, çevrenizdekilerin ilgisini çekmesi gerekecekken hiç kimse iltifat etmedi ve bozuldunuz, kınadınız, çattınız, bağırıp çağırdınız. Bilmem anlatabildim mi? Yani elbise giymeden giymeye fark olduğunu siz de bilirsiniz elbette. Demek ki bir elbiseniz olacak ve onunla dikkat çekeceksiniz. Sizinki farklı, sizinki ayrı olacak. Şöyle anlaşılır mı bilmem. Ben bir yerde konuşmak için, bir yerde konferans için, ders için, dua için ya da namaz kıldırmak için birileri tarafından giydirileceğim. Mesela hani en olmaz olsun bir örnekle
konuyu sürdürelim. Ben namaz kıldırmak için bir yerde öne geçiriliyorum. Hadi diyorlar, sen şimdi yatsı namazını veya şimdi akşam namazını bize kıldırıver, imam ol diye. O arada hemen hazırladıkları bir elbiseyi sırtıma geçiriyorlar. Bir de bakıyorum, dikkat ediyorum, tam sırtımda, yani kürek kemiklerimi bağlayan kısımda, o elbisenin kim tarafından benim sırtıma geçirildiği, yani kostümün kim tarafından hazırlandığının reklamını seziyorum. Ne dersiniz? Arkamda namaz kılanlar benim elbisemle falanın bana giydirdiği elbisenin reklamını izleyecekler. Olur mu öyle şey? Siz anlarsınız ne demek istediğimi. Yani insanlar bazen giydirmeye, elbise giydirmeye, kendi saltanatını bende de görmeye çalışıyorlar. Bazıları ise kendi formalarını benim giymemi özellikle bekliyorlar. Ve o zaman aynı takımda oynamanın şerefini ben onlara bahşetmiş olacakmışım. Galiba kelimeler biraz dağınık oldu. Yerini bulamadı mı bilmem ama siz yerli yerince kullanırsınız. Yani insanlar elbiseleri konusunda farklı düşünüyorlar. Demek ki bir adam bir elbise giyecek, o elbisesi etrafındaki insanlar tarafından kabul görecek, anlamlandırılacak, tasdik edilecek, tasvip edilecek, bunu bekleyecek. Böyle bir adama Allah da kıyamet günü bakmayacak. Sana bakmışlardı diyecek belki de. Sen öyle istedin, öyle oldu diyecek. Çünkü ona benzer hadisler biliyoruz. Yani ben öyle işler yapayım ki insanlar bunu konuşsun diyenler için denilecek ki sen yaptın ve konuştular, tamam, sen muradına erdin. Ben öyle işler yapayım ki insanlar duysun. Duyurdum, tamam, daha ne istersin, sen başka bir karşılık beklemeye hakkın yok denilecek ya. Görmek için, görsünler diye, duymak için, duysunlar diye yapılan ameller konusunda insanın yüzüne vurulacak, başına çalınacak anlamında tehditler var ya, bu da sanki elbise konusunda bir tehdittir. Elbiseyle ilgili ve fakat ben hani İslam dininin anlatımlarından hatırladığımı burada size arz etmek istiyorum. Sanki biraz da elbise çevre anlamına gelir. Hani ilk gelen surelerden biri Kalem suresidir. Orada Cenab-ı Hak aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ve ثِيَابَكَ فَطَحِّرْ demiştir. Yani elbiseni tertemiz eyle. Bu üzerine giydiği elbisenin tertemiz olması anlamına da gelecek ve fakat çevresinin temizliği anlamına da gelecektir. Çünkü hani aleyhissalatü vesselamın yanına gelen insanlar onunla konuşurlarken, hatta Ebu Talip çağırmıştı da onlar nazına gelmişken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ama ben amca onlardan bir tek kelime istiyorum, bundan kesinlikle vazgeçmem, bir elime ayı verseler, diğerine güneş verseler ben yine bundan vazgeçecek değilim, nihayet bir kelime söylemeler istiyorum deyince, söyle anamız babamız sana feda olsun, bir değil 10 kelime söyleriz dediler. Aleyhissalatü vesselam la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah deyince hemen çıkardıkları yanlarında duran elbiselerini giymeye bile vakit bulamadan hemen başlarına, üzerlerine atıp sanki omuzlarına atıp kaçıştılar ya oradan. Elbise biraz da böyle anlama gelecek. Yani hani apolet anlamına gelecektir. Elbise konum anlamına gelecektir, forma anlamına gelecektir, durum anlamına gelecektir. İşte insanlar o konum ve durumlarını, o apoletlerini, o makam ve mevki elbiselerini, o durumlarını kendi üzerlerinde taşırlarken bununla hava atıyorlar ya da çalım satıyorlarsa Allah onlara rahmet nazarıyla bakmayacaktır. Yani üzerinde bulunduğu elbisenin hayata hakimiyet konusunda kendisine farklı avantajlar sağladığı bir adam düşünün. Çıkarın elbisesini, zaten içinde kendisi yokmuş ki değil mi? Bomboşmuş adam. Beş para etmez diyorlar ama ben adamın parayla ifadesinin de anlamsızlığına inandığımdan ancak öyle söyledim. İşte bundan dolayı elbise çevre anlamına, imkan anlamına gelir. Elbise adamın sosyal statüsü, ekonomik ve siyasal statüsü anlamına gelir. Kim ki bunları üzerine giyince, falan konumda filan durumda olduğu elbisesini üzerine giyince, eğer bununla başkalarına üstünlük taslamak iddiası varsa kıyamet gününde Allah onun yüzüne bakmayacaktır. Tekrar okuyorum. İnnellezî
يَجُرُّ ثَوْبَهُ الْخُيَلَا لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah, kıyamet günü elbisesini çalım satarak çekiştirip duran, hava atmak derdiyle elbisesiyle oynayıp gösteriş yapan kimsenin yüzüne bakmaz. اِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ İnsan işlediği günah sebebiyle rızkından mahrum edilir. Ya Rabbi, sen affet, sen merhamet et. Demek ki, sıla-i rahim yapınca ömrünüz uzayacaktı, siz sadaka verince ömrünüz uzayacaktı, ama siz günaha girince, o zaman da size tahsis edilen rızıktan mahrum bırakılacaksınız. İşte buna göre insan Allah'ın kendisine tahsisatını istemiyorum, hayır ama istemiyorum, ben senin bana vereceklerini istemiyorum deme konumundaymış her bir günaha girerken. Kim razı olur bu işe aslında? Demek ki bilmiyoruz, anlamıyoruz, Allah Resulüne sormadan yaşıyoruz. Oysa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu sözüne gereği gibi yürekten kulak vererek dinleseydik, bakın günahlardan nasıl kaçardık. Rızık, insana yapılan tahsisattır. Gözüyle göreceklerinden kulağıyla duyacaklarına kadar, eline alacaklarından ağzına alıp yiyeceğine kadar, adım atacağı her bir mekandan, bulunacağı her bir makama kadar kişiye tahsis edilen her şey, imtihan için verilen her şey onun rızkıdır. Bu rızıkların ona ne zaman geleceği onun eceli, onların bu rızıklara göre nasıl harekette bulunacağı ise insanlar adına ameldir. Bütün bunların toplamı onu ya sa'id edecek cennete gidecek, ya şakî edecek cehenneme gidecektir insan. Buradan hareketle rızıklarımız, bize tahsis edilenler, eğer biz günaha girerek, günah isteyerek, günahtan yana olarak, Allah'a isyan seçerek, Allah'a kendimizi böyle arz edersek, sanki işin altında, o günahın altında şöyle bir beyana imza atıyoruz. Ya Rabbi, sen bana rızıklar tahsis ediyorsun. Ben onları istemiyorum. Ben bana ait olanlarla, benim istediğim gibi, yani şeytana kul köle olarak, dilediğim gibi gönlümce yaşayayım, sen vereceğini verirsen ver, vermezsen verme, her ne kadar peygamber olarak gönderdiğin, bize rızıklar insanın günahlarından dolayı insana ulaşmaz, engel olur günahlar rızkın insana ulaşmasına demişse de, ben günahları seviyorum, ben böyle bir hayat yaşamak istiyorum, sen de ne yaparsan yap gibi bir anlam vardır sanki altında. Müslüman Müslümansa, eğer insan iman ve İslam iddiasındaysa, söyleyin bu mümkün mü? Kendisine yapılacak tahsisatların hayırlı olması bir yana, bir de mesela evlat rızıktır. Söz ve kelam rızıktır. Hal ve ahval rızıktır. Verilenlerin, imtihan için verilenlerin hepsi, peki imtihan için verilecek olanlar, kişiye günahından dolayı verilmezse, yani onun imtihanı bitirilir, defteri dürülür anlamına gelmez mi? İsterseniz, Nuh suresine birlikte müracaat edelim. Nuh aleyhisselam, Nuh kavmine imtihanlarının devamı konusunda şöyle beyanda bulunuyordu. Kale, ya kavmi, inni leküm nezirun mubin en i'budullah vettequh ve ati'un yagfir leküm min zunubiküm ve yuakhirküm ila ecelin müsemma inne ecelallahi izâ câe la yuakhar lev küntüm ta'lemun. Kavmim, beni iyi anlayın, ben açık ayan beyan apaçık net bir uyarıyla karşınızdayım, cehenneme düşmeyin, cenneti kaybetmeyin diye size bu işi açık anlatmakla görevliyim. Haydi kul olun Allah'a. Allah'ın kulu kölesi olun. Her dediğini dinleyin. Takvalı olun. Ona isyandan kaçın. Ona karşı gelmekten korkun. İtaat edin bana. Bunu benimle öğrenin.
Böylece Allah sizin günahlarınızı mağfiret etsin de, Allah sizin günahlarınızı mağfiret etsin de, affetsin, yok saysın da, böylece ve yuahhirkum ila ecelin müsemma, bir dönem daha yaşayasınız. Değilse azabı hak ettiniz, cezayı çekeceksiniz, helak olacak, yok olacaksınız, işiniz bitecek. Ama inne ecelallahi idâ câe la yuahhar, ecel geldi mi? Yani siz hangisini seçerseniz ona göre iş tayin oldu mu, artık ondan sonra iş geriye bırakılmaz, takdim ve tehir yoktur deniliyordu. Söyleyin, anlıyor musunuz? İşlediğimiz günahlardan dolayı rızkımızdan mahrum olma cezası varmış kapının eşiğinde. Siz bazı rızıkların size sanki tahsis edilmişken elinizden kaçtığını mı zannediyorsunuz? Görüyor musunuz bazen böyle ve benzer olayları? Yani aslında sizin olacakken, sizin olmaya ramak kalmışken, tam elinize alacakken, elinize almış cebinize koyacakken, tam kullanacakken, tam onunla ilgili bir plan, bir proje geliştirmişken, elinizden alıverildi mi? O zaman unutmayın, işlediğiniz günahlardan dolayı bir özel uyarıdır. Öylece kabul edin, bunu böyle anlayın. Yani günahlar insanın rızkına engeller oluşturur. Onun için eğer rızkımızın bize hayır getirmesi, hayır rızkımızın bize cennet kazandırması konusunda bir isteğimiz varsa, gayret edelim, günahlardan uzaklaşmaya çalışalım, niyet edelim, istiğfar edelim. İnne şeytane yecri min ibni ademe mecraddem. Aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki, şeytan Adem oğlunun kan damarlarında dolaşır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Ramazan'ın son 10 günü itikaf adıyla mescitte gecelerdi. Gündüzü ve gecesi hep orada olurdu. İşte böyle itikaf günlerinin birinde annelerimizden biri Safiye annemiz Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i ziyarete gelmişti. Caizdi, gelinirdi ve güzel olurdu. İtikafta olanlar ziyaret edilir ve itikaf ortamına yakışır bir biçimde sohbet edilir. Öyle olmuştur. Akşam alacakaranlığında annemizi Aleyhissalatü vesselam evine götürürken karşıdan ashab-ı güzinden iki kişi şöyle baktılar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir kadınla beraber yürüyor, adımlarını sıklaştırdılar, biraz acele ettiler ve çabuk yanlarından geçip gitmek istediler. Aleyhissalatü vesselam dedi ki, durun, bakın bu anneniz Safiye'dir. Dediler ki, Sübhanallah, ya Resulallah, senden de mi şüphe edeceğiz? Hayır, kesinlikle asla, biz ondan dolayı böyle yapmadık. Dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, evet ve fakat şeytan, insanın damarında kanın dolaştığı gibi sürekli hazır bulunur, dolaşıp durur da insana vesvese vermeye, onu kötü düşüncelerle iftiraya sevk etmeye çalışır. Onun için töhmet olmasın diye, töhmet makamında olmamak adına Aleyhissalatü vesselam böyle bir beyanda bulunur onlara. Demek ki şeytan her zaman bizim damarlarımızda kan gibi dolaşıp duruyor. Karşımızdakiler için de aynı şey geçerli. Biz de ondan dolayı onun desiseleri, onun tuzaklarıyla kötü düşüncelere düşebiliriz. Gayret edeceğiz düşmemek için, ama karşımızdaki de düşürmemek ya da biz başkalarını kötü düşüncelere sevk etmemek için gayret edeceğiz ki şeytanın ona etkisini biz de bertaraf etmeye çalışalım. Tekrar okuyorum. Şeytan Adem oğlunun kan damarlarında dolaşır. Bundan bir de şu gerçeği öğreniyorum. Kimi arkadaşlarım
dostlarım, kardeşlerim vardır. Hayat bilgisi adına vahyi tanımadıklarından ya da tanıdıklarını akıllarına getirmemeye özen gösterdiklerinden dolayı net yanlışları olur Allah ve Resulüne karşı. Onları uyarmak benim görevimdir çünkü beni kardeş bilirler. Şöyle, dilim döndüğü, gücüm yettiği, en münasip, en tatlı bir biçimde becerebildiğim kadarıyla onları bir kenara çekip şöyle güzel güzel anlatmaya çalışırım. Her bir beyana bazen itiraz ederler, bazen sadece kafa sallayıp beklerler. Renkten renge girenler de olur, kan ter içinde kalanlar olduğu gibi. Olsun, ben onları mahcup etmek için değil, utandırmak için değil, yani biraz da ağır bir kelimeyle ben onları ezmek için söylemem ki, o benim parçamdır, o ezilirse ben ezilirim, benim bir parçam ezilmiş olur, ben bunu bilirim, ona bunu söylemeye çalışırım. Anlar, tamam der, kabul der, doğru der, iyi der ama sonunda, peki ama ne yapalım deyince, ben bunun üzerinde bir düşüneyim der. Ben sorarım, peki kiminle düşüneceksin? Gözünü açar ve şaşkınlıktan ne dediğini bilmez, der ki kiminle mi? Elbette kendimle, eve gidip kendim düşüneceğim. Olur mu derim, burada beraber düşünsek veya sizin eve birlikte ya da bizim eve birlikte gidip düşünsek, çünkü bak benimle düşününce nasıl da anladın, itirazların nasıl da anında son buldu, oysa sen şimdi kendin kendi başına gidince şeytan da arkandan gelecek, yok önünden gelecek veya sağından solundan gelecek ama damarında kanla beraber gelecek, seninle beraber gelecek ve senin bütün düşüncelerine müdahale etmeye, birlikte düşünmeye çalışacak ve sen sonunda kendi yaptıklarına kendince mazeretler bulacak, sebepler üreteceksin. Benim söylediklerimi bir bir çürüteceksin, o zaman beni savunan kimse olmadan sen kendi kendine beni yargılamış, sorgulamış ama sen kendin haklılık damgasıyla aynı yanlışa devam etmiş olacaksın. Evet, damarda kan gibi yürüyor, bizimle beraber yürüyor, her an gece gündüz bizimle oluyor ve insanlar birilerinin uyarısına karşı geliyorlar da şeytanı susturmaya güçleri yetmiyor. Bu çok önemli bir nokta. Yani insanoğlu hep şeytanın muhatabıdır. Şeytan her zaman insanla beraberdir. O nerede olursa ona bir şeyler fısıldar. Her zaman vesvese verir. Her zaman ona öğütler verir. Nasihatler verir, hayatı süsler, amelleri güzel gösterir. Hep tezyinat ile uğraşır. Kınalar, cilalar, boyalar güzel gösterir. Ama hakkı ve hakikati göstermeye yetkili bir Müslüman kardeşine konuşmaya yasak koyuyorsa insanlar, söyleyin, o kimin sözünü dinleyecek ve nereye kadar bu iş yürüyecektir? Tekrar okuyorum. İnne şeytane yecri min ibni ademe mecraddem. Şeytan, Adem oğlunun kan damarlarında dolaşır. İnnel abde le yudriku bi husnil huluqi derecetes saimil qaimi ellezî yasûmun nehâr ve yakûmul leyl. İnsan ahlak güzelliği sayesinde gündüzleri oruç tutan, geceleri namaz kılan kimselerin derecesine ulaşır. Oh, namazsız ve oruçsuz, gece kalkmadan, gündüz oruç tutmadan ahlakınızın güzel olacağınızı zannettiniz değil mi hemen? Ben öyle anlamadım. Demeyin, sen zaten hep zorlaştırmak istiyorsun. Allah korusun, o dini bozmak demektir. Peygamber kolay diyor, sallallahu aleyhi ve sellem kolaylaştırıyor. Benim ne haddime ki ben onu zorlaştırmaya yeltensem ya da böyle bir teşebbüste bulunsam, hangi gök bana gölge olur, hangi arz beni üzerinde barındırır? Öyle olunca, konuyu yeniden düşünsek, bir güzel ahlaktan söz ediyor hadis-i şerif. Yani bir ahlak güzelliğinden söz ediyor. Ahlakınız güzel olacak ve bu ahlak güzelliğiyle siz, nice oruç tutan, nice namaz kılan insanların derecesine nail olacaksınız. Yani öyle insanlar düşünün ki, gündüz oruç tutuyorlar, gecede namaz kılıyorlar,
bunların vardıkları, bunların kazandıkları dereceye siz de nail olacaksınız. Ne dersiniz? Demek ki gündüz oruç tutmadan, gece namaz kılmadan insanların ahlakları güzel olurmuş. Olur mu, böyle anlaşılır mı? Hayır. Ama peki nasıl birleştireceğiz bu ikisini? Evet, gece kalkamayabilirsiniz. Gücünüz yetmez. İmkanınız yoktur. Hele gündüz oruç konusunda ne dersiniz? İşiniz mi? Hayır. Bedeniniz, cisminiz, cüsseniz buna izin vermeyebilir. Yani herkes oruç konusunda, herkes namaz konusunda Allah'ın istediği, peygamberin istediği almamız, olmamız, durmamız gereken dereceye nail olamayabilir. Ama insanoğlu yapamadığı bu güzellikleri bir başka ahlak güzelliğiyle gerçekleştirebilir elbette ki ben bu hadisten onu anlıyorum. Yani siz sözünüzün tatlılığı, edep ve erkanınızla, hak yememek ve fedakar olmanızla, verdiğiniz söze sadakat ve başkalarının hayrını düşünmenizde, hakkı tavsiye etmek ama sabrı tavsiye etmenizde, başkalarına ettiğiniz bu hak ve hakikat tavsiyesini kendinize de söylemek ve yapmakla, birilerine birri emrederken kendinizi unutmamakla, oğlunuz ve kızınızdan doğrudan sorumlu onların cenneti için çırpınmakla, eşiniz yani karınız ve kocanız konusunda kendinizden daha fedakar davranıp onun aman ha mutlaka beraber cennete gitmesi konusunda her şeye çare aramakla, her çareye başvurmakla, kısaca her gün gece namazı ve her gün gündüz orucu sizin imkanınız dahilinde olmayabilir ama onun dışında yüzlerce ve binlerce güzel ahlak imkanıyla siz aynen bu işi yapanlar derecesine ulaşabilirsiniz. Buna göre insanoğlu Allahu Teala'nın kendisine her halükarda, hayatın her kademesinde bir rıza imkanı, bir cennet yolu hazırladığını unutmamalıdır. Hani mesela hiç kız evladı olmayan bir annenin yanında şöyle bir hadis anlatılır. Allah kime 3 kız evlat verir de onları Allah'ın istediği gibi eğitir. Vakti gelince emaneti sahibine tevdi ederse Allah ona cennet versin demiş de aleyhissalatü vesselam kadınlardan biri demiş ki 2 de ya Resulallah. 2 demiş peygamberimiz. Sonra diyormuş ki keşke 1 de deseydim. Gerçi başka rivayetlerde onu da görüyoruz da. Şimdi hiç kız evladı olmayan bir kadın düşünmeye başlıyor. Ama benim kızım yok ki diye. Söyleyin, doğru bir düşünce mi? Olur mu öyle? Yani Allah ona kız evlad ile cennete gitme imkanı vermediyse bir başka açıdan, bir başka şekliyle böyle bir imkan vermedi mi? Mesela hastalıktan dolayı insanların günahlardan tertemiz hale geldiği, böyle anasından doğduğu gün gibi cenneti hak eder pozisyona ulaştığı bir gerçekken, birisi de ama ben öyle büyük hastalıklara hiç uğramadım, ama ben böyle bir affa nail olamadım demesi gerekir mi? Olur mu? Bir başka açıdan ona da Allah bir cennet imkanı, günahların affına bir imkan hazırlamıştır elbette. Öyleyse hadisi yeniden okuyor. Bize nice güzel ahlaklar gece namazı ve gündüz orucu sevabı kazandıracağını unutmuyoruz. İnnel abde le yudriku bi husnil huluqi derecete saimil kaimi ellezî yasûmun nehâr ve yekûmul leyl. İnsan ahlak güzelliğiyle gündüzleri oruç tutan, geceleri namaz kılan kimselerin derecesine ulaşır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.